Herkese merhaba, Nalan'ın yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eski İstanbul mezelerinin tarifine sadık kalarak çoğu kişinin tarifini yanlış bildiği patlıcan mezelerinin en güzeli Köpoğlu mezesi yapıyoruz. Öncelikle derin bir kaseye su alalım. Bir tatlı kaşığı tuz ve yarım limon suyu ilave edip karıştıralım ve bir kenara alalım. 3 adet patlıcanın kabuklarını tamamen soyalım. Patlıcanların kabuklarının tamamen soyulmuş olması lazım. Patlıcan dilimlerinin büyük büyük olması gerekiyor. Eğer küçük olursa kızarınca ufalır ve istediğimiz lezzette olmaz. Dilimlerini ayırdığımız patlıcanları kararmamaları için hazırladığımız suyun içerisinde bekletelim. Hem acısı çıksın hem de patlıcanlar kararmasın. Biberlerin de baş kısımlarını ve uç kısımlarını bıçakla keserek ayıralım. Biberlerin çekirdeklerini çıkartmıyoruz. Püf noktası mezelerimizin lezzetini daha da artmasını sağlayacak. Biberleri de patlıcanların büyüklüğünde dilimliyoruz. Patlıcanları sudan süzelim. Bir kurulama bezi ile patlıcanların suyunu alabilirsiniz. Eğer evinizde varsa bir sebze kurutucuyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Isınan yağın içerisine patlıcanları alabildiği kadar atalım ve güzelce kızartalım. Yüzü kabuklanıncaya kadar kızartıyorum. Doğrusu da yağ çektirmeden kızartıyoruz. Kızaran patlıcanları havlu kağıt kullanmadan servis tabağına alalım. Bu yağa ihtiyacımız var. Lezzetli Köpoğlu mezesi bu şekilde yapılıyor. Biberlere de yağ atıyoruz. Biberlerin rengi döndüğünde ve biberler yumuşadığında fazla yakmadan hemen alıyoruz. Üç dal maydanozu da bu yağa atıp kızartıp alıyoruz. Sıra sosunu yapmaya geldi. Yarım çay bardağı sızma zeytinyağını tavaya alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ilave edelim ve salçayı kavuralım. Üzerine bir su bardağı domates rendesi ilave edelim. Domatesin asidini düzenlemek için 2 çay kaşığı toz şeker de ilave edip bir güzel karıştıralım. Diğer baharatlarını da üzerine ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber,
1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 diş sarımsak ilave edip 6 dakika boyunca ağır ağır kısık ateşte pişiriyorum. Köpoğlu mezesinin yoğurdunu hazırlıyorum. 6-7 yemek kaşığı süzme yoğurdun içine yarım çay kaşığı tuz, 3 adet sarımsağı ezip içerisine ilave ediyorum. Tüm malzemeleri karıştırıyorum. Sarımsaklı yoğurdu servis tabağına alıp yayalım. Üzerine kızarttığımız patlıcanları, sonra biberleri ve son olarak da köpoğlu sosunu ilave edip kızarttığımız maydanozlarla süslüyoruz. Enfes görüntüsü ve damak çatlatan lezzetiyle köpoğlu mezesi nasıl yapılır diyorsanız, bu tarifte tüm sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. Eski İstanbul mezelerinin tarifine sadık kalarak hazırladığım köpoğlu mezesi tarifini, yapımını tüm püf noktalarıyla anlattım. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.